Efendim, çocukluğumda en büyük hayallerimden bir tanesi karateci olmaktı. Yani çok vizyoner bir hayal değil, farkındayım. Ama güzel bir spor. Gittim babama, dedim ki baba, dedim ben, dedim karate kursuna yazılmak istiyorum. Dedi ki hayır, yazılamazsın. Neden dedim? Seni döverler dedi. Dedim zaten dövmesinler diye yazılmak istiyorum. Hayır dedi. Biri dedi sana, dedi sataşırsa dedi, de ki ben şiddete karşıyım. Birkaç hafta sonra böyle mahallede ufak çaplı bir olay oldu. Mahalle abileri beni dövmeye kalktılar. Mahalle abileri diyorum, ben 7 yaşındayım, onlar da 11 yaşında yani. O kadar abiler. Dedim ki abiley, ben şiddete karşıyım. Onlar değilmiş. Onlar değilmiş. Beni bir güzel dövdüler, sağ olsunlar. Şimdi de bununla ilgili bir hikaye geliyor. Ejderim Biçim Biçim hikayenin adı. Murat Aksu yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Oğlum ne dayak yedik lan? Ben bir intikam yemin ettim Sualp. Ne intikamı, ne yemini lan? Senin adın Canberk, benimki Sualp. Oğlum çok pis vurdular lan. Ama merak etme kardeşim, kanın yerde kalmayacak. Ne kanı lan? Adamlar bir damla kan akıtmadan dövdü bizi. Benim biraz aktı. Çok kötü. Ama merak etme kardeşim, merak etme. Barış Hoca kung fu konusunda en iyisi diyorlar. Oğlum kung fu ne ya? Judo'ya, tekvando'ya falan gitseydik ya. Ya kung fu dövüş sanatlarının en iyisidir ya. Bak, dövüş salonları çarşısı 21 numara. E nerede Barış Hoca? Ne bileyim. Kung Fu Panda? Saçmalama lan, kum torbası o. Lan! Konuş, adammış oğlum. Doğru. Abi merhaba. Bizi Samet abi gönderdi de kavga etmeyi size Barış Hoca öğretir dedi. Hoş geldiniz. Barış Hoca az sonra gelir. Barış Hoca yoksa yürü gidelim. Bu da bize bir şey öğretemez. Yürü ya, gel. Oğlum manyak lan, bu havayı tekmeliyor. Oğlum havayı tekmelemedi, sineğe vurdu. Hocam onu öldürdünüz. Ölmedi. Sadece bayıldı. Birazdan kendine gelir. Hocam çok iyiymiş. Bu tekniğin adı ne? Barış Hoca'nın en ünlü tekniği sinek kaydı. Anladım. Oğlum Barış Hoca'yı düşünsene lan. Buna bunu öğrettiyse bize neler öğretir? Aha! Kendi de geliyor zaten. Kung fu ustası Sensei Barış Lee. Barış Lee mi? Bruce Lee'nin çakması mı lan bu? Bu ne ya? Ders bir. Rakibinizi asla küçümsemeyin. Ya daha ders diyor, rakip diyor. Yürü gidelim biz ya. Ya salak salak hareketler yapma, biz böyle mi adam döveceğiz? Bu ne, biz böyle mi adam döveceğiz? Ya Allah aşkına sana anlatıyorum, biz böyle... Kanka iyi misin? Ders iki, rakibinizi asla küçümsemeyin. Hocam onu öldürdünüz. Ölmedi, sadece bayıldı. Hadi ya. Hocam bu tekniğin adı nedir? Sensei Barış, timsah gözyaşı, keçi boynuzu, kuzu kulağı tekniklerinde bir numaradır. Ha bir de eşeği... İki. Onda da iki numarayım. Evet, söyleyin bakalım çocuklar, neden buraya geldiniz? Abi bizi dövdüler, İbrahim abiyi aradık. Açmadı, meşgule verdi. Kimse beni dövmedi. Ben aslanlar gibi dayağımı yedim, evime gittim, tamam mı? Ne yapıyorsun? Hocam çenesini kaydırmışsınız, dur düzelteyim. Bugün sabaha kadar buradayız. Çok ileri gitti ya. Sivaslı Yıldız Filmi oldu şu an bu. Hocam bize yardım edecek misiniz? Savaştan intikamımızı almamız lazım. Savaş mı? Savaş, Sensei'nin eski çekirgesiydi. Eski çekirge mi? Sonra ne oldu? Çekirgeyi salıverdim. Hocam peki bize yardım edecek misiniz? Barış Lee intikam için ne öğrenir ne de öğretir. Kung fu sizin mahalle kavgalarınız için değildir. Kung fu ahlaktır. Kung fu felsefedir. Kung fu... Çekirge! Çekirge diyor bu manyak. Ne kadar? Hadi mi? Hadi mi? Hadi mi? Ne kadar? Hadi.
Kişi başı 1000 lira. Kişi almazsanız 800'e bağlarız. Bu neyin tekniğiymiş ya? Keriz silkeleme tekniğidir kardeşim. Sonra veririz. Unutmayın. Senseyim her zaman kalabalıkta artistlik yapanın tenhada affı olmaz derdi. Hocam sizin sensei Çin'in neresinden? Ankara Çinçin'den. Salonu vardı, neden sordun? Yo, felsefesi de tekniği kadar kuvvetli mi onu merak ettim de. Hocam peki bu 800'e kuşak dahil mi yoksa biz kendimiz mi evden getiriyoruz kuşağımızı? Siz benimle kuşak mı geçiyorsunuz lan? Kayıt! Sensei Barış! Nagata Kagawa Yattara Tsubasa! Doğru söylüyorsun Nuri. Yattara konusunda haklısın. Çocuklar, size bildiğim her şeyi öğreteceğim. Tamam. Geçin şöyle. Şöyle mi? Şöyle. Ben ne yaparsam aynısını yapın. Tamam hocam. Ter attık da bu neydi lan şimdi? Size bildiğim her şeyi öğrettim çekirgelerim. Hocam biz buraya kemik kırmayı öğrenmeye geldik. Siz bize gerdan kırmayı öğrettiniz. Hocam ayrıca taş çatlasa 1 dakika sürdü ya. Sensei Barış zamanı büktü. Size ondan öyle geldi. Vallahi zamanı mı büktü yoksa bizi ayakta mı eğitti? Bizi ayakta mı eğitti anlamadık vallahi. Unutmayın çocuklar. Sahipsiz kalınca tutuşur etekler. Havlaya havlaya sahiplene döner köpekler. Ergen mi lan bu? Ne bileyim oğlum, boş ver. Tamam hadi. Savaş dallamasına gidip intikamımızı alalım kardeşim. Tamam. Bu olmadan mı? Hocam bu ne? Haydar. Hocam bundan Alp olur. Bu Haydar değil. Bu Berkcan, Berktu falan bu. Bu böyle Haydar değil yani bu. Evet. Ben gidiyorum. Çocuklar hoşça kalın. Ne gece? Hacım acaba? Bıcıma! Hacım birden parlıyorlar. Tamam hadi gidelim o savaş sallamasını bulalım da nereden bulacağız ya? Ne oluyor lan? Selamın aleyküm. Sana sordu. Ben dallama değil, dalaylama diyordum. Geri vites yapma lan. Ne oldu, özür mü dileyeceksiniz lan? Özür dileteceğiz aslanım. Bittin oğlum sen. Ha, gel böyle, gel. Metin, Ali, Feyyaz. Tartaklayın arkadaşları. Oğlum senin defansın iyi mi lan? İnşallah iyidir. Uzak Doğu sanatında kendinizi geliştirmişsiniz, aferin. Yoksa sen de mi? Evet.
Ben de deve dikeni, at tabanı ve geyik boynuzunda uzmanım. Geyik boynuzu mu? Tabii. Amerikalılar aya hiç gitmemiş. Haliç'in dibinde altın varmış ama Japonlar çıkartmıyormuş. Tabii tabii öyle. Dünyayı da 7 aile yönetiyormuş. Ya kardeş ne pis bir geyiğin varmış senin ya. Tükendim. Vallahi tükendim ya. Öyle mi? O zaman açık oturun freestyle yapacağız. 80 milyon önünde yalan söylüyorsun. Adi karaktersiz. Ben sizi dinledim efendim. Programı terk ederim. Kanıtlayamazsın. Sen kimsin oğlum? Kung fu öğrencisi Canber kim? Sen karatecileri, judocuları savunmadın mı? Savunmadım. Sen tekvandocuları savunmadın mı? Savunmadım. Çıkar göster terbiyesiz adam. Alçak kuş. Ah terbiyesiz, ahlaksız. Bu kadar çok şimdi bir tane. Hadi, hadi gel, gel, gel. İşe yaramıyor lan bu. Kardeşim, ne yapacağını biliyorsun. Biliyorum. Bilese aydı hurra. Gafilibillibi, 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 ve şelane şu deli. Gafilibillibi, gafilibillibi, gafilibillibi. Lan gafilibillibi. Tavuk mu çağırıyorsun oğlum? Adam para taktı lan bana. Yapamıyorsun ki. Lan söylesen de önce yapamıyorsun. Mı? Para tak tak ne be? Kim geliyor yine ya? Ne oluyor burada? Barış Lee. Bu işin içinde senin olduğunu bilmeliydim. Senin burada ne işin var Savaşsan? Bunlar mahallede kuzenlerime laf atmış. Ben de biraz tartakladım. Elimde biraz daha tartak kaldı. Seni de tartaklayayım mı? Seninle kavga etmek istemiyorum Savaşsan. Şiddetle hiçbir şey çözemezsin. Ben çözerim. Siz kimin mahallesinde şekil şükür yapıyorsunuz oğlum? Nasıl karışacak lan? Ne yapıyor lan bu? Oğlum adam serçe parmağıyla dövüyor lan. Hocam. Hocam be, kralsın. Hocam bravo. Nasıl atladınız hocam? Bravo. İşte bu be. Tamam. Usta, silah. Unutmayın çocuklar. Şiddetin karşısında boyun eğdiğiniz zaman sadece onlara cesaret verirsiniz. Haydi gidelim. Hacıma, hacıma, hadi ya. Hadi. Hocam onu bayılttınız. Bayılmadı, öldü. Bayılmıştır. Bayılmıştır o. Uf, kurşun çok pis, ağzına gelmiş. Çocuklar, ben biraz bambuların arasında saklanıyorum. Başınızı sakın biz yokken belaya sokmayın. Hayır. Ne yapıyor lan bu? Oğlum, ne oldu şimdi? Oğlum, savaş kaybetti işte. Barış mı kazandı? Bir kere de barış kazansın be. ŞGH diyenler. Ben altyapını her sikince zil çalsın derim diyenler. Oğlum para mı veriyoruz bunlara ya? Ciddi misiniz ya? Ya peki bir şey diyeceğim. Siz bunları altyapı maltyapı diye mağdur mu görüyorsunuz ya? Bunları her gün dövüyoruz filan mı zannediyorsunuz? Zil mi diyorsunuz ya? Çal kardeşim, çal. Allah Allah. Bırak mı? 21 yıl ben bunu söylediğim zil çalmam. Ama seyircinin kararına saygı duyuyoruz tabii. Allah Allah. Komikti, ben de güldüm de. Kim yazdı bu? Murat Aksu. Murat Aksu acayip hocam. Nerede Murat? Murat. Gel lan gel Murat. Murat Aksu'nun ölümlü eseri hocam. Evet, bu yani
bir sonraki kuşağa kalmayacaktır. Murat nerede icap etti bu çok acayip skeç? Bir deneyelim dedik hocam. Uzak Doğu'yu. Denediniz gerçekten de. Güzel skeç oldu da. Yani şeyini bile önermesi ne? Yani kötüleri alttan almayalım. Kötüleri alttan almayalım. Üstlerden alalım. Allah Allah. Kurşunu tuttu filan. Ağzınla mı tuttun kurşunu? Yok hocam, elimle tuttum onun ağzına. Onu, ağzına da patlayıverdi. Ağzında da patladı. İnanılmaz. Bütün teknolojileri zorlayan bir skeç oldu. Son yıllarda gördüğüm en tuhaf skeçti. Ama seyirciden torpilli olduğu için altyapı gene zili çaldı. Bakın sevgili internetin müfettişleri. Benimle alakası yok. Seyirci çaldırıyor. Zil değil mi? Zil diyoruz. Önermesi de bu. Uzak Doğu'ya gidersiniz. Dikkat edelim. Kung Fucurların Barış Savaş Li Mi hadi hayırlısı. Çok güzel hareketler devam ediyor.